Halak, yaratan Rabbinin adıyla oku diye Rabbimiz ilk emrinde ummi olan okuma yazmayı bilmeyen bir peygambere okumayı emretmektedir. Şimdi biz bu ayet-i kerimeyi iyi düşündüğümüz zaman, iyi algılamaya çalıştığımız zaman ilmin, okumanın önemini daha iyi idrak etmekteyiz. Bakın İslam dininin o kadar esasları, rukunları varken Allah-u Teala ummi olan bir peygamberine okumasını emrediyor. Namaz gibi bir ibadet, as-salatu imadu dini, namaz dinin direğidir ibadetini Allah-u Teala bizlere emretmemiş. Oruç gibi bir ibadet ki insanı kötülüklerden alıkoyan, insanı Allah-u Teala'ya yakınlaştıran, nefisle mücadele alanında insana yardımcı olan orucu Allah-u Teala emretmemiş. Zekat gibi bir ibadet İslam'ın rukunlarından onu emretmemiş. Fakat İslam dininde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ilk inen ayet-i kerimede bizlere ikra, oku diye emretmiştir. Niçin o zaman bu emirlerin tümünü değil de ikrayı Rabbimiz bizlere emretmiş? Çünkü bizler okumadan as-salatu imadu din, namaz dinin direğidir ibadetini yerine getiremeyiz. Onu tam manasıyla idrak edemeyiz. Çünkü bizler namazı kılabilmemiz için namaz ibadetini nasıl yapacağımızı ancak okuma ile öğrenebiliriz. Aynı şekilde zekat ibadetimizi, İslam'ın içindeki tüm rukunları ancak okuma ile biliriz. O yüzden Rabbimiz ilk olarak bizlere oku emrini vermiştir. İşte bir Müslümanın hayatında okumak çok önemlidir. Çünkü bizler ibadetlerimizi tam manasıyla yerine getirebilmemiz için okumamız şarttır. Bizler okumadan, öğrenmeden bize farz olan, farz-ı ayn dediğimiz her Müslümanın üzerine kesinlikle yapılması farz olan ibadetlerimizi dahi yerine getiremeyiz. O anlamıyla okumamız lazımdır. Dolayısıyla bizler okursak dinimizi en güzel bir şekilde öğrenmiş ve en güzel bir şekilde onu yaşarız. Bakın bugün günümüzde okumayan toplumlarla karşı karşıyayız. Özellikle şu an bu asırdaki hastalıklarımızdan bir tanesi okumayan bir toplumla karşı karşıya olmamız, toplum içindeki fertlerin okumaması. Toplum içindeki fertler okumayınca İslam yanlış anlaşılıyor. Bakın özellikle gençler, okumayan gençlerimizin kafası bulanmaktadır. Özellikle misyonerlerin, müsteşriklerin, ondan sonra gayri İslam'ı olan yapıların İslam hakkında oluşturdukları şüphelerin hiçbirini bizler kafamızda izale edemiyoruz, onları gideremiyoruz. Kafamızda bunları izale edemememiz aslında nedir? Bunun kaynağı, asıl sebebi okumamaktan kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde bizler o kafamızda oluşan şüphelere karşı da hiçbir şekilde cevap veremiyoruz. Bu bir yönüyle. Başka bir yönüyle bizler dinimizi yaşayamıyoruz. Bizler peygamberimizi tanıyamıyoruz. Bizler dinimizin en esas olan rukunlarını dahi okumadan ne yapamayız? Öğrenemeyiz. Ama okuyan insanlar, bakın sahabe-i kiram bu noktada ne yapmıştır? Peygamber Aleyhisselam'ın teşviğiyle inen ayetleri, her binen inen ayeti okumuşlar, öğrenmişler, ezberlemişler, hayatlarına tatbik etmişler. Hatta sahabe-i kiram öyle bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takip etmiş ki, bakın rivayet edilir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz esnasındayken, namaz kılarken bir miktar ihram tekbirinden sonra durarmış. Ve sahabeden biri, ya Resulallah, annem babam sana feda olsun, niçin sen ihram tekbirinden sonra duruyorsun, o esnada ne dersin? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan o esnada durduğu, niçin durduğunu sorup oradaki şeyi öğrenmeye çalışmış ki İslam'ı, dinini daha iyi yaşayabilmek için. İşte bizler de aynı şekilde dinimizi en güzel bir şekilde yaşayabilmek için çok okumamız gerekmektedir. Özellikle buradan bizler ailelere seslenmek istiyoruz. Özellikle kendi çocuklarını okumak için okullara, üniversitelere, liselere gönderen ailelere seslenmek istiyoruz. Tabii ki bizler fenni ilimleri de okumamız lazım. Bizler coğrafyayı da, matematiği de, fiziği de, kimyayı da bunları bilmemiz lazım. Fakat bununla beraber çocuklarımızın İslami ilimleri de öğrenmesi şarttır. İslami ilimleri çocuklarımız öğrenmezse onlarda İslami bir şahsiyet, İslami bir ahlak oluşmaz. İslami bir ahlakın oluşmadığı toplumlarda o ailelere de hiçbir faydası sağlanmaz. Bakın bizler
kendi çocuklarımızı dershanelere, üzerinden para vere vere çocuklarımızı dershanelere gönderiyoruz onların okumaları için. Sadece coğrafya ilmi veya matematik ilmini, fizik, kimya ilmini öğreniyorlar. Ama bunun yanında bizler çocuklarımızı İslami ilimlere acaba gönderiyor muyuz? Acaba ne kadar İslami ilimlere bizler önem veriyoruz? Çocuklarımızı her gün sabah erken vakitte onları kaldırıp, elbiselerini giydirip, ceplerine harçlık bırakıp onları okullara gönderiyoruz. Ama bizler çocuklarımızı hakikaten İslam'a, Kur'an'a, İslami eğitime, İslami öğrenmeleri noktasında böyle bir çaba içine girmekte miyiz? Ki bakın Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor: اِذَا مَاتَ اَبْنُ عَدَمَ اِنْ قَتَ عَمَلُوا Ademoğlu ölürse amel defteri kapanır. İlla min selasin, illa üç şeyde onun amel defteri kapanmaz. Sadakatun cariye, sadakay cariye, evveledin salihin yed'u lehu, arkasında bırakacağı salih bir evlat. اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ve arkasına bırakacağı faydalı bir ilim. Bakın bizler aileler olarak çocuklarımızı İslami ilimleri öğrenmeleri için onları teşvik edersek, onları okutursak arkamızda salih amel çocuklar bırakırız ve bu salih çocuklar da biz öldükten sonra da biz kabirdeyken, amel defterimiz kapanmışken bu çocuklarımızın okuduğu o ilimlerle amel etseler bunlar bizim hayatımıza ve ahiretimize de nur olacaktır inşallah. Özellikle şu an yaşadığımız bu asırda bakıyoruz ki toplumumuz hakikaten ahlaki manada çok bozulmalar vardır. Bu ahlaki manalarda çok bozulma olduğundan dolayı bizler toplumumuza şunu bunu tavsiye eder, şu tür kitaplar okunması, özellikle ahlaki kitapların okunması, özellikle bizi Allah-u Teala'ya yakınlaştıracak kitaplar ve dünyanın fani ve geçici olduğunu. Çünkü eğer ki bizler dünyanın fani ve geçici olduğunu bilirsek, bu alanda kitaplar okursak bizler hatalara, yanlışlara düşmeyiz. Bizler dünyamız için o zaman ahiretimizi ne yapmayız? Ahiretimizi satmayız. Ve ahlaki noktada da tabii ki örnek alınacak en büyük, en yüce kişi de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır ki Allah-u Teala ayet-i kerimede وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَدِيمٍ Ya Muhammed şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam kendini beyan ederken اَدَّبَنِي رَبِّ فَاَحْسَنَ تَعْدِيبِ Rabbim beni en güzel bir şekilde edeplendirmiştir. Bizler o en güzel edebe, en güzel ahlaka ulaşmamız için şu anki bulunduğumuz ortamdaki o hastalıkların izalesi için Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını çok iyi okuyup onun siretini iyi bilip hayatımızda tatbik etmemiz gerekmektedir.